Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Adana'dayız. Adana'dan adı güzel muhabbet üretim tesisi sahibi sevgili abim Murat Adıgüzel'in mekanındayız. Muhabbet kuşu adına aklıma gelebilecek bütün soruları siz değerli izleyicilerimiz adına soracağım. Ama öncelikle Murat abimizi tanımak istiyorum. Abim selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Sasa'dan emekliyim. Evet. Bazı arkadaşlar biliyor bilmiyor. Ben gözlerimden mağdurum. Sağ evet, gözüm görmüyor. Sol gözüm de birazcık idare edecek kadar görüyor. Bu işe başlama hevesim Sasa'dan emekli olduktan sonra Damla evet. bir tane kuş geldi. Evet. Oğlum dedi, baba dedi, Damla bir tane kuş var dedi. Çıktık, o kuşu yakaladım. Evet. Gittim yanına bir tane dişi aldım. Fakat bu çift 9 yumurtanın üzerinde anne de öldü, baba da öldü. Sebebini bilmiyorsun. Sebebini bilmiyorum. Daha kuşçulukla alakam yok. Evet. Ondan sonra gittim bir çift, bir çift, bir çift, 8 çift kuş yaptım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Her şey dama konan bir tane kuşla Aynen. başladı Her şey dama konan bir kuşla başladı. Öncelikle evveliyatında benim kuşçulukla hiç alakam yok. Ama şu anda her şeyin oldu diyebilir miyiz? Şu an işte bir kümesimiz var. Evet. Buradayız. Elimizden geldiği kadar en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Evet. Kuşlarımızı maması olsun, vitaminleri olsun, gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Gelen müşterilerimizi güzel yüzle karşılayıp şu ana kadar kimseye elimizden geldiği kadar sıkıntılı kuş vermemeye çalıştık. Evet. Ha, gözümüzden kaçan verdiğimiz kuş olursa da telafi etmeye çalıştık yani. Evet. Az önce de Nisa Hanım aradı. Telafisini yapmaya aynen. karar verdim. Aynen. Doğru mudur? Onları zaten hediye etmişiz. Hediye mi etmişsin? Evet. Hediyenin telafisini yaptın o zaman. He, olur. Sıkıntı yok. Tamam abi, hazırsan şöyle kuşlarımızı çekelim. Buyur. Evet dostlar, Murat abimizin muhabbet kafesleri buradan başlıyor. Abim bunlar nedir ne değildir bize bahseder misin? Bunlar birkaç gün önce yeme ayırmış olduğum Rainbow yavrularımız. Bir tane şov yavru var orada. Evet. Bunlar da dün ayırdığım Rainbow ve Rainbow Japones yavrularımız. Baba burada, baba bakıyor bunlara. Annesiz bakabiliyor mu? Annesiz bakabiliyor. Biz genelde babaya baktırıyoruz. 25-30 günlük oldu mu dişiyi alıyoruz, babaya baktırıyoruz. Neden abi? Ya dişilerde bazen kızışıyor. Yavruyu dövüp öldürme ihtimali olabilir. Biz o ihtimali ortadan kaldırmak için dişiyi alıyoruz. Evet. Babaya baktırıyoruz. Tabii her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Dişiye baktıran da vardır. Evet. Ama bizim şeyimiz böyle yani. Biz dişiye alıyoruz, babaya baktırıyoruz. Çok iyi. Evet. Hem dişi baba da çok güzel bakıyor. Oluyor, değil mi? Hem dişi dinlenmiş oluyor bu esnada. Evet, evet. Hem dişi dinlenmiş oluyor. Hem de baba da öyle bir dövme ihtimali olmuyor. Risk yok yani. Yani baba daha anaç diyebilir miyiz annede? Sadece babada şu oluyor. Baba bazen büyük salmaya atarsan yavrusuyla çiftleşmek istiyor. Ha. Başka da bir dövme öldürme olayı olmuyor. Süper. Peki burada bizi ne karşılıyor? Burada Rainbow Japoneslerimiz var. Evet. Bunlar bakın biz buraya tarihler dağıtıyoruz. Mesela 15-5'te yumurtlamış. 3-6'da çıkmış yavrular. Peki bu yağlı silinebiliyor mu? Silinebiliyor evet. Her seferinde bakın burada yavrular var. Bunlar tekne kazıntısı. Sezonun son yavruları artık. Bunlar evet. yeme düştüğü zaman yaz temizliği yapılacak. Evet. Kuşlarımızı Eylül ayına hazırlamaya çalışacağız. Sen peki yumurtaların da burada mevcut. Bunlar son artık değil mi? Son Bundan artık. Sonra... Ya bir 8 takım buraya yaptım. 8 takım yani böyle alıştırmalık yavru isteyenler olursa evet. onlara yok çekmemek için. Bakın burada bütün yuvalıklar çekik. Evet. Buranın temizliği yapıldı şu an. Yuvalıklar çekildi. Bunlar şu an çit halinde bekliyor. Yani bunlar sezona hazırlanıyor sezona. Değil mi? Artık bunların Ağustos ayında Allah izin verirse kürlerine başlayacağım. İşte iç parazit, mantar kürlerine başlayacağım. Eylül ayında yuvalıklarını takacağım. Allah izin verirse yola devam. Tamam. Peki emmim sana bir sorum olacak. Evet. Sen yılda kaç defa yavru alıyorsun? Çift yavru anaçtan. Ben bir çift anaçtan yılda 2 posta yavru alırım. O da nasıl olur? Eylül'de eşe atarım. Tamam. Veya 15'te kuşları eşe atarım. Aralık gibi 2 posta kuşları aralık gibi toplarım. Evet. Topladığım zaman bak burada salmada yedek kuşlarımız var. Evet. Bak burada salmada yedek kuşlarımız var. Bura bizim salmamız. Burada yedek kuşlarımız var. Şubat ayında Şubat 15'te yeni eşleme yaparım. Evet. Yani bir önceki iki parti kuş kaldırdıklarımı buraya atarım. Buradaki takımları Şubat 15'te tekrardan devreye yani sokarım. Yani sen sezon işte
sezon içinde dahi yedekleşme yapıyorsun yani. Aynen. Yani bir takım kuştan ben yılda 4 posta, 5 posta değil. Sadece 2 posta alırım. O da Şubat ayında tekrar eşleme yaparım. O eşleme esnasındaki buradaki yedek oyunculara sahneye sürerim. Anladım. Süper. Evet. Çok güzelmiş. Evet, bunu, yani bu sistemi sen oluyor. Bir yerden mi duydun yoksa kendin mi? Yok, tecrübeler. Onu söyleyeyim. 3. 4. postaya bakan yavrularda şöyle sorunlar oluyor. Ya yavruyu dövüyor, ya tüy atma sorunu oluyor. Yani benim gözlemlemelerim. Evet. Ama başkasının kümesinde olmaz, ona bir şey diyemem. Fakat benim 8 yıllık, 2015'te bu üretime başladım ben. Benim tecrübelerime dayanarak da 2 posta çalıştırdığın zaman yeterli. Ha, bu yerli muhabbet kuşlarında değil. Bizim kuşlarımız genelde jumbo şov olduğu için. Evet. Yerli muhabbet kuşlarında 4 posta, 5 posta çalıştıran olabilir. Yerli muhabbetçi başka. Yani evet. Şov gibi değil, jumbo gibi değil. Bunlar biraz daha nazik oluyor. Bunlar biraz daha yani, bir de zaten bunların biz yumurtalarını kaydırma yapıyoruz. Mesela benim orada bak 8 takım rainbow'um var. Ne yapıyorum? Mesela benim şov takımım 5-6 tane yumurtlamışsa tutuyorum yavrularını rainbow'ların, Japoneslerin altına kaydırıyorum. Onları bakıcı olarak kullanıyorum. Evet. Peki böyle kaydırma yapıyorsun ama anaç içgüdüsünü unutmaması adına yılda bir defa da kendilerine baktırdığın oluyor mu? Normalde yılda bir defa değil. Zaten kendine baktırıyorum. Ama ben prensip olarak en fazla 4 yavru baktırırım. He, yorulmasın. Boylama yani. Yaparım kuşlarımda. Evet. Yavru boylaması yaparım. En fazla 4 yavru baktırırım. Şova da, rainbow'a da. 4'ü geçmem yani. 5-6 olmaz. Çok iyi, çok iyi. Hem hayvan yorulmuyor hem de yavru boylaması yaptığımız zaman en ufak yavru altta ezilmiyor. Oo, süper, süper. Peki hem ideal bir şov kafesi minimum kaç santim olmaz? Yani İdeal ölçüleri nedir? Şov kafesi, bak bu 50'lik kafes. Bu 50'lik evet. Kafes. Evet. 65'liklerde yaptım. Ama 65'likte alan ne kadar geç olursa hayvanın yayılma alanı, ne bileyim yani, birbiriyle ilgisi azalıyor. Kafes çok geniş olduğu zaman. Sosyalleşmiyorlar. Ağzına sağlık. Ama şu 50'lik kafes. 50'lik kafes çok üretimi için çok ideal bir kafes. İdeal. Yani sen bundan memnunsun. Başkası 65 olabilir, 100 olabilir. Bize vallahi ilgilendirmez. Başkası, ben bir ara gördüm. 40'lık kafeste Sultan Papağan üreten var. Allah Allah. Yani mesela 40'lık kafeslerde ben de şov üretiyorum. Evet. Ama ideali bu 50'lik. Anladım. Şovlarda yuva ölçüleri ne olmalı? Bu yuvalıkların temizlikleri yapıldı. Bit ilaçlarıyla yıkandı. Evet. Şu an sezonu bekliyor. Yuvalık ölçümüz 18-20, yükseklik 23. Evet. Ha, bunun daha büyük ebatları da var ama tercihe bağlı. Ben alanlarım ayarlı olduğu için bu yuvalıklar ideal. Kafeslerimin arasına ideal olduğu ama için. Ama şöyle diyorlar, mesela 15 santimetrenin altına düşmemesi gerektiğini söylüyor. Düşmemesi gerekiyor. Evet. Çünkü şovlar biraz büyük olduğu için evet. Yavru yuvalıkta dolaşım alanı azalıyor. Birbirlerinin üzerine çıkıyorlar. Anladım. Şovda yuvalık ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur. Süper, süper. Birazcık da yuvalıkların derin olmasını şöyle keşfettim. Eğer yuvalık biraz derin olursa evet. Yavru atlaması geç oluyor. Erken atlayan yavruyu illaki anne tartaklayabiliyor. Onun için ben yuvalıkları biraz derin yaptırıyorum. Yavru tam kıvama geldiği zaman atlıyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Yavruların yuvadan atlama sebeplerinden bir tanesi de yuvanın dar olması diyebilir miyiz? Yüksekliğinin engin olması. Ha. Yani dar olması, genişlik olarak sorarsan, genişlik olarak da iyi değil. Yükseklik olarak da engin olursa erken atlıyor. Bu sefer anne ve babaya yem istemeye istiyor. Anne baba bunu diklenme gibi görüyor bazen. Tartaklayabiliyor. Onun için ben yuvalıkları biraz derin yaptırıyorum. Yavruların erken atlamasına müsaade etmiyorum. Tam kıvamına geldiğinde, kanat kuyruk olduğunda atlıyor. Zaten bu sefer atladığında yemi kırmış oluyor. Ben de direkt alıyorum, yavru salmasını evet. Atıyorum. Hem iş kaybını azaltmış, minimalize aynen. Etmiş oluyorsun. Aynen. Evet. Şöyle yine izleyicilerimize söyleyeyim mi? İç yuvalıklarımız var bak orada. Bunlar ilk yuvalık. Yavru yuvalığı diyoruz bunlara. İç yuvalık. Bunları yuvalıklara da takabiliyoruz. Bunu yapmanın sebebi nedir? Bunu yapmanın sebebi, bak gel. Burada bir tane, bak burada mesela yavru takımımız var. Bu kuşlar yeme düşmüş. Yavru buradan yeme atladığı zaman, buraya iç yuvalık diyoruz buna. Yavru eğer annede herhangi bir tehlike, herhangi bir dövme gibi bir pozisyon olduğu zaman yavru hemen kendini yuvalığa atıyor. İç yuvalık diyoruz buna. Anladım.
Maşallah çok profesyonelce düşünülmüş bir şey. Şöyle kuşları gösterdikten sonra bir saniye sana yine sorular soracağım. Maşallah renklerin olsun, renklerin canlılığı olsun, tüy yapısı olsun. Gerçekten çok ama çok güzeller dostum. Elinize, emeğinize sağlık. Peki buraya sabah ilk geldiğinde yaptığın iş nedir? Ben sabah Allah'tan bir mani olmazsa 9 gibi buradayım. Evet. Gelirim direkt sularımı çekerim. Bir evet. saat falan oyalanırım. Suluklarım yani kuşlar biraz susurasın. Eğer o gün probiyotik vereceksem ve elektrolit gibi takviyeler vereceksem kuşlar susuradığı zaman önüne dayadığım zaman hemen içiyorlar. Yani bir saat bekletirim ben sulukları. Evet. Ondan sonra yuvalık kontrolü yaparım. Ondan sonra yemliklere bakarım. Benim gözüm problemli olduğu için buradaki yemliği ben göremem. Ben şöyle elimi uzatırım, yeme bakarım. Kabuk mu? Yemiş mi, yememiş mi? Evet. Gözlerim problemli olduğu için birazcık şey yaparım. Bak kendimi kolaylaştırmak için hep bunlara ızgara yaptım bak. Izgaralı bak bunlar. Izgaralı. Yine de kağıt koyuyorum bak altına. Evet. Süper. Yani gözümden dolayı işimi kolaylaştırabilecek ne varsa yapıyorum. Evet. Mesela yemliklerim de ızgaralı dökmesinler diye. Evet. Dökmesinler Peki, diye. Peki yem zayiatın oluyor mu? Yem zayiatım oluyor. Nerede oluyor? Sadece yavru salmasında oluyor. Yavru salmasına kuşlar ufak olduğu için yere böyle ufak mamalıklarla, küllük gibi tabaklarda yem koyduğum için sadece evet. bu yavru salmasında yem zayiatım oluyor. Aynen. Diğer yerlerde bazen dişiler, dişi salmasında oluyor. Dişi salmasında eğer bir dişi çok kızışmışsa o yemi döküyor. Anladım. O kaçırılmaz. O normal bir şey. He, o normal. O kaçırılmaz. Peki yem eleme makinen var mı? Yem eleme makinem var burada. Yem eleme makinem var. Ayrıyeten de eleklerim var. Yem eleme makina 2 numara eleklerim var. Yem eleme makinasından sonra tekrar makinanın üfleyemediği kabuklar varsa elekten geçiririm. Anladım. Süpersin, süper fikir. Abi dostlarımıza şuranın muntazamlığını gösterdikten sonra yine sorularımıza devam edeceğiz. Dostlar bakın az önce bir tane yakışıklı yeğenimiz var. O gelip burada bunları temizledi. Burada yumurtalıklar olsun, ilaçlar olsun, yemler olsun her şeyi muntazam şekilde duruyor. Yine abimiz kendi mamasını kendi üretiyor. Kendi mamamı kendim yapıyorum. Böyle burada, bir sistem yaptım. Burada öğütüyor, karışımlarını yapıyor. Hazırsan hemen öbür tarafa geçelim. Gel buyur. Murat abi az önce söylemiştin bu kafesler 50'lik demiştin doğru mu? Evet mudur? Bu kafesler 50'lik. Peki bu 50'liklerde kaç adet tünek olmalı? Sen iki tane koymuşsun. Ben ikişer tane koyuyorum. Biri yuvalık ağzında, biri evet. karşısında. Evet. Yani üretim yapacaksanız iki tane tünek ideal. Ha, karşıdan karşıya, yuvalığın deliğinden karşıya karşıya tek tünek koyanlar da var. Evet. Olabilir, o da mantıklı. Çünkü hayvanın başka bir tarafa, dişiyle erken başka bir tarafa gitme pozisyonu olmuyor. Sürekli bir arada oluyorlar. O da güzel aslında. Aslında ama, etkileşim sağlamış oluyor. Daha evet, kolay etkileşim sağlamış oluyor. Biz de bunu bu şekilde kullanıyoruz mesela. Getiriyoruz buraya suluğumuzu takıyoruz. Evet. Buradan karşıdan karşıya hayvan atlayabiliyor, uçabiliyor rahatlıkla. İki tünek. Şöyle yapabiliriz. Eğer eşleştirmek istiyorsak dediğim gibi az önceki gibi tek tünek tek yapabiliriz. Olabilir. Ondan sonra eşleşme bittikten sonra daha çok sosyalleşiyor hayvanlar tabii, o zaman. Tabii. Tek tünekle daha çok sosyalleşiyor. Evet. Ondan sonra iki tüneye çıkarabiliriz. Yani eşleşme bittikten sonra iki tüneye evet, çıkarabiliriz. Evet. Eşleşmesinde sıkıntı yaşayanlar varsa o şekilde yapabilir. Süper. Tek tünek yapabilir. Süper fikir. Şimdi az önce sen kendi mamanı yaptığını söyledin. Evet. Mamayı İyi bir üretici, profesyonel bir üretici, işini layıkıyla yapmak isteyen bir üretici haftada kaç defa mama vermelidir, kaç defa vitamin vermelidir, kaç defa elektrolit, probiyotik vermelidir? Biraz bize bunlardan bahseder misin? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben kendimce yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Evet. Benim kendi 8 yıllık tecrübeme dayanarak da ben haftada ya 2 gün duruyorum, 3. gün mama veriyorum. Evet. 2 gün duruyorum, 3. gün mama veriyorum. Kızıştırıcı mama kullanmıyorum. Evet. Mamayı kendim yapıyorum. Tohumları çekiyorum. Evet. 20'ye yakın karışık tohumu makinamda çekiyorum. İçerisine duruma göre eğer kuşlarımı eşe atacağım sezonsa mesela evet. bütün kuşlarım yavrusuzsa pancar veya havuç giriyorum evet. mamaya. Evet. Fakat
Eğer kuşlarım yavruluysa ben sadece ve sadece mamaya kaba karıştırıyorum. Niye? Pancar ve havuç yavrulu kuşları kızıştırabiliyor. Yumurtalı kuşları kızıştırabiliyor. Evet. Bu da bizim böyle bir tecrübemiz yani. Evet, anladım. Haftada iki gün duruyorum. Üçüncü gün mama veriyorum. Elektrolitle şöyle söyleyeyim. Organik asit diye bir şey kullanıyorum. Evet. Bu Avrupa'da tavuk firmaları, kanatlı hayvan üreticileri antibiyotiği yasakladığı için evet. Böyle bir organik asit bir ürün var. Pazartesi evet. Günü ben organik asit veririm. Organik asit mantara ve ishale karşı iyidir. Evet. Salı gününde probiyotik veririm. Cumartesi gününde elektrolit veririm. Anladım. Yani haftalık benim şeyim budur. Diğer günlerde temiz su veririm. Evet. Bugün zaten mama günümüzdü. Birazdan mamaları dağıtımına başlayacağız zaten. Evet. Zaten şu an bunlar son yani tekne kazıntısı dediklerimiz işte. Bakın evet. Burada yuvalıklar yok zaten. Buraların temizliğe başlandı burada. Yuvalıklar çekildi burada. Evet. Bunların kafesler tek tek dışarıya çıkartılacak. Dezenfektan edilecek. Ondan sonra Eylül ayına hazırlıklar başlayacak Allah izin verirse. Süper. Burada da yedek oyuncularımız var. Allah izin verirse Eylül ayına, sezona bunlar bize kadroyu hizmet, bunlarla kuracağız. Bunlar sana hizmet edecek. Bunlar bize futbolcu olarak kadroyu buradan kuracağız. Hemen rica etsem şöyle bir kapıyı açıp telsiz bir gösterebilirsek izleyicilerimize bir saniye. Maşallah. Bak şu aşağıda da güzel şovlar var. Hepsini çekeceğiz izleyicilerimize. Göstereceğiz. Bir maşallahınızı esirgemeyin dostlar. Peki emme şovda aranan özellikler nelerdir? Şov denilince vasıf olarak şovlarda irilik ve kafa açmaları öne sürülür. Yani bazı şovlar vardır, vücut incedir, zayıftır, yanık kalmıştır ama kafa açıyordur. Bazı şovlar vardır, iridir, hem kafa açıyordur, vasıf odur. Evet. Bir de şimdi vasıftan ziyade bizim bu camiada isim çok önemli. Evet. Yani adam isim yapmış bir şovcudan kuş aldığı zaman vasfa bakmıyor, isme bakıyor. Evet. O da zaten en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi. İsme değil bence kana, cilse bakmamız lazım şöyle diye düşünüyorum. Benim mesela 1.000 liraya verdiğim bir şovu, 1.000 liraya verdiğim bir şovu isim yapmış bir üretici 5.000 liraya veriyor. Ve adam gidiyor onu takır takır alıyor. Bak isim vermiyorum. Bana bir üreticiden gittim yeşil bir tane şov alacağım. Evet. Bana söylediği şu, ben bu kuşu 5.000 liraya satarım ama sen 1.000 liraya satamam dedi. Ciddi misin? Aynen. Yani senin şovların da gerçekten çok güzeller dostlar. Çok güzeller. Murat abi, muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Muhabbet kuşu alırken öncelikle sağlam, hastalıksız bir kümesten almaya dikkat etmeliyiz. Yani her kümesten kuş alınmaz. Evet. Adam probiyotik neyi bilmiyor, elektrolit neyi bilmiyor, iç parazit neyi bilmiyor. Evet. Ben diyor bir şey vermem kuşlarıma diyor. Vallahi kimse kusura bakmasın. Sadece kuru kuru suyla, kuru kuru aktarıyla bu iş olmuyor. Olmaz. Olmuyor abi. Bunun mamasını vereceksin, elektrolitini vereceksin, probiyotini vereceksin. Yani kuru kuruya bu iş olmuyor. Biraz da üreticinin kalitesi de, karakteri de önemli mi sence? Karakteri de önemli. Sattığı kuşun arkasında olması da önemli. Evet. Yani bir de şöyle sorunlar var mesela. Kuşu satıyoruz. Burada gösteriyoruz. Ben mesela kuşu satarken kuşun altını gösteririm. İhsali var mı yok mu gösteririm. Evet. Kuşun kanatlarını gösteririm. Derim ki bak kardeşim kuşun ishali yok. Kanatları sağlam. Ayağında suyunda problem yok. Evet. Eğer benim kuşum körse, topalsa, ne bileyim aşırı ishalse, kurumaya girmiş. Zaten böyle kuşları kesinlikle vermem. Ama oldu ya, kuş gittiği yerde ishal oldu. Stresten de olabilir. Stresten de olabilir. Yem değişikliğinden de olabilir. Da. Mesela kuşu burada kutuya koyuyorsun ya. Evet. Kuşun altını gösteriyorum. Kuşun altı kuru. Kuşu kutuya koyuyorum. Kuş korkudan işiyor. Evet. Kuş, adam eve gidiyor. Kuşu açıyor. Bakıyor altı ıslak. Abi diyor bu ishal. Ya kardeşim bak ben sana kümeste bunu satarken gösterdim.
Bu kuş kutuda koktu ve işedi. Bir iki güne kadar onun altı kuruyacak. O ishal değil. Ben sana kümeste altını kuru bir şekilde göstermişim kuşun. Evet. En çok önemli şeylerden biri ışık düzeni. Evet. Mesela adama diyorum, kuşu nereye koydun? Abi diyor, bir odaya koydum. Işık düzeni nasıl? Abi diyor, sabah güneşi, akşam güneşi. Ama bu hayvanlar en çok 7 ile 8 civarında yavru besleme ve yem yemeleri daha çok oluyor. Işık düzeni çok önemli. Mama veriyor musun diyorum. Vermiyorum diyor. Mesela. Yani ben sattığım kuş gerçekten gittiği yerde benim sağlamış olduğum olanakları o arkadaş sağlıyorsa o kuştan verim alır. Ama benim burada kuşlarıma sağladığım olanakları alan kişi oraya atıyor kuşu, bir çift kuşu. Ben bundan yavru alacağım diye beklerse ondan yavru alamaz. Ya emek vermeden zaten. Aynen abi. İnsanlar istiyor ki buradan kuşu aldık ya. Evet. Kapıya kadar yumurtlasın. Eve varınca da yavru çıksın. Ertesi gün de satak istiyorlar. Öyle olmaz değil mi? Maşallah. Peki Murat abi, bir tane kuş almak istedim buradan. Evet. Müşterilerine nasıl bir kolaylık sağlıyorsun? Ne gibi metotlar uyguluyorsun? Müşterime geldiği zaman diyorum, dişi mi erkek mi? Benim gözlerim problemli olduğu için ben kuşlarımı dişili erkekli ayırıyorum. Evet. Mesela bura erkek, bura dişi. Evet. Ben çünkü gözümden dolayı hareket eden şeyleri seçemiyorum. Kuşları dişi erkek ayırt edemiyorum. Onun için yanımda bir arkadaş olduğu zaman onları ayırtırıyorum. Diyorum bura dişi, bura erkek, bura rainbow Japones. Örnek veriyorum, bir tane beğendiniz. Evet. O kuşu izlettiriyorum. Bak diyorum, ayağında bir problem var mı? Ondan sonra kuşun altını gösteriyorum bak. Kuşun altı kuru olacak, ishal olmayacak. Evet. Ondan sonra eti butu yerinde olacak. Böyle kanatlarını gösteriyorum. Eksiği şuyu buyu. Uru var mı? Pisi var mı? Kontrol ediyorum. Evet. Burada benim stüdyo kafesim var. Stüdyo evet. Kafesime de atarım kuşu. Bir 15-20 dakika gözlemler. Abi diye gözlemlettiririm. Niye gözlemlettiririm? Çünkü kuş benim kümesten çıktıktan sonra benim kuşumun başına ne geldiğini bilmiyorum. Evet. Örnek veriyorum. Bir ara şöyle bir şey başıma geldi. Adam arabaya koymuş güneşin altına kuşu. Abi bu kuş öldü. Ya arkadaşım ne yaptın da öldü? Ben sana burada kuşu sağlam teslim ettim. Evet. Mesela yeni eşleme bir kuş satmışım. Yeni eşleme kuş kendini kanıtlamamış bir kuştur. Yeni eşleme diye alınan bir kuş kaç yavru bakıyor? Kaç yumurta bakıyor? Kaç yavru veriyor? Yani bu kanıtlanmamıştır. Evet. Eğer garanti evet. Bir kuş istiyorsanız ya yavru takım alacaksınız ya da yumurtalı takım alacaksınız. Evet. Ya da daha önce yavru bakmış bir takım alacaksınız. Yani yeni eşleme takım alındığı zaman o hayvan yavru bakacak mı, bakmayacak mı, yumurtlayacak mı, yumurtlamayacak mı biraz risk oluyor. Ama ben müşteriye diyorum, ya gel ben sana diyorum yavru bakmış takım vereyim veyahut da yavru takım vereyim daha garanti olur. Evet, anladım. Yani dediğim gibi benim en çok yaşadığım sorunlardan biri, ben kuşu burada sağlam teslim ediyorum. Ama kümese gittiğinde o kuş neye maruz kalıyor bilmiyorum. Kaç günde mama veriliyor bilmiyorum. Vitamini, probiyoti, elektroliti, ışık düzeni nasıl, havalandırma. Havalandırma çok önemli bak. Bir tane orada fan var. Pencereler açık bak. Bir tane de orada fan var. İki tane MM fan var. Bir tane de içeriye bak, vantilatör üflüyor. Evet. Bir kümeste eğer tüy sorunu yaşanıyorsa ilk bakacağı şey havalandırmadır. Havalandırması zayıftır. Aynen. Eğer yavrular tüy döküyorsa, tüy problemi varsa ilk bakacağı iş havalandırmadır. Anladım. Havalandırma çok önemli. Evet efendim, bu senin kendi hazırlamış olduğun mama galiba. Evet. İçerisinde sadece kabak var. Evet. Birazdan bunları kuşlara servis edeceğiz. Her bir kuş için bu şekilde... Bir çift kuş için bir yemek kaşığı veriyoruz. Peki üzerinde, yani içeride kaç gün kalıyor? Veya hepsini bitiriyorlar mı? Sabah verdiğim zaman akşam alıyorum. Akşam alıyorsun. Evet. Yemiş oluyorlar mı hepsini? Yemiş. Dibini getiren de oluyor. Evet. İçinde birkaç tanecik bırakan da oluyor. Ama her kuş aynı şekilde yemiyor. Yemiyor değil yavru mi? Yavru olanlar silip süpürüyor mesela. Evet. Ama sen bu yapmış olduğun kendi mamadan gayet memnunsun. Doğru mu? Çok memnunum. İnan ki bu mamayla 3-4 aylık şovların kızgınlık yumurtası atıyor diyebilirim. Süper, süper emin. Peki Murat abi, burada kaç adet kuşun, kaç adet kafesin var?
Çift olarak soruyorsan 70 takımım var. 70 takım. 70 takımım var. Salma olarak 2 tane büyük 3 metre genişliğinde salmam var. Evet. 3 katlı. Ufak 60'lık kafeslerden de 17 tane var. 17. 70 çiftim var. 17 tane böyle yavru yeme indirme salmam var 60'lık. Evet. 2 tane de büyük 3 metrelik salmam var. Tamam. 70 çiftle sezona giriyorum ben. Süpersin. Peki bu soruları sormak zorundayım çünkü izleyiciler bu işi yapmak istiyorsa aklına abi gelebilecek bütün soruları sormamız lazım ki senin söylediğin, senin yapmış olduğun hobi başkasına bir fayda sağlasın diyerek sana bir soru soracağım. Abi buyur. Buranın aylık maliyeti nedir? Buranın aylık maliyeti 3 çuval aktarı gidiyor buraya. Sadece 3 çuval. Evet. Aktarı gidiyor. 500 liradan 1500 lira sadece aktarı. Aylık 1000 lira da kirası var buranın. Evet. Ne yaptı? 2500. 2500. Bunun asporu, yulafı, probiyotiği, elektroliti, şu ürünü, bu ürünü sayarsan yani buranın elektrik, su evet, aylık 5000 lira gideri var buranın. O da senin kendi yoğmiyeni koymuyorsun değil mi? Koymuyorsun. Evet. Kendi emeğimiz yok. Emeğin sadece olmadı. Kuşlara verdiğimiz vitamin, kuşların yapmış olduğu elektrik, burada sabah 8'de bu lambalar yanlar, otomatik cihazımız var bak orada. Maşallah. Fanlar buna bağlıdır, lambalar buna bağlıdır. Bu cihaz akşam sönmeden önce kırmızı lambalar var, şunlar yanar bak. Önce şurada kırmızı lambalar var, onlar yanar. Evet. Şunlar bak. Önce evet, bunlar yanar, kuşlara der ki artık gece moduna geldik, yuvalarınıza, yuvalarınıza girin. En sonunda o 10 dakika 15 dakika yandıktan sonra kırmızı lamba yavaş yavaş körlenir söner. Süper. Aynen. Tamam. Şöyle diye bir 5000 TL buranın masrafı. Aylık 5000 TL masrafı var. Peki bu işten ben el kapısında çalışmak istemiyorum. Ben evimi bununla geçindirmek istiyorum dediğinde bu iş yapılır mı, yapılmaz mı? Bu işten kimse beklentiye girmesin. Yani bu iş hobi olarak ben görme engelli biri olduğum için, sağ gözüm görmediği için bura evet, benim için bir meşgale. Evet. Ha, isim yapmış kuşçulardan para kazananlar var. Biz bir tane şovu 1000 liraya zor verirken adam 15 bin liraya, 20 bin liraya şov veriyor. Onlar tabii ki bu işin ekmeğini kaymağını yiyor. Yiyorlar. Ama biz yani öyle üst basıp şovlarımız yok bizim. Orta basıp şovlarımız var. Anladım. Zaten bu işe de yeriyle başladık. Ancak bu seviyeye geldik evet, yani. Süper. Ama şöyle bir şey diyebiliriz. Ek iş gibi görülebilir değil mi? Ek iş gibi görülebilir. Ama bir insanın sadece buna belini bağlayıp da geçim kaynağı olarak yapabilmesi için çok iyi giriş yapması lazım. Nasıl giriş yapacak? Maddi parasını koyacak, gidecek Daniel Lutov'dan, iyi isim yapmış insanlardan şovu alacak, bastıracak. Güzel bir kümes kuracak, havalandırması, şuyu buyu. O zaman ekmeğini ye. Ama bütçe olarak tutup da bizler yerliden başladık bu işe. Evet. Yerliden başladık ancak şova geçebildik. Ama bence güzel bir iğme yakalamışsın. Gerçekten yerin olsun, kuşların olsun, bakımın olsun, bakım performansın olsun, anaç performansın olsun. Şimdi bunları ben niye söylüyorum? Bunu sen söyledin diye değil. Seni bulurken birkaç abimize sorduk. İşte buradan İbrahim abimize sorduk biliyorsun. Doğru. O zaten numaranı doğru verdi. Gerçekten kaliteli bir üretici olduğunu söyledi. Bu inmen devam ederse nasıl neden onlar gibi olmayasın diyebiliriz. Tabii, yani. Tabii ben de kendi kümesime yeni kanlar katıyorum. Üst basıp kuşlar alıyorum, kan giriyorum. Evet. Tabii hep aynı olduğumuz yerde durmuyoruz. Evet. Aynı olduğumuz yerde durmuyoruz. Süper. Yani evet, kendimizi geliştiriyoruz. Fakat bu işe yeni başlayacak olan bir kişi için önerim şu. Arkadaşım gidip direkt şovdan başlama. Git dört takım yerli yap. Önce bir üretmeyi öğren. Önce yavru almayı öğren. Önce kuşa bakmayı öğren. Ondan sonra büyük kuşa geç, şova geç, jumbo'ya geç. İnsanlar bunlar biraz da yaşayarak tecrübe ediliyor. Tabii, tabii. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım. O adam o kuşun altından gelen yumurtasının boş olduğunu, dolu olduğunu, yavruya nasıl baktığını yaşamazsa bilemez. Evet. Benim anlatmam öğrenemez. Yaşayacak. İşte şöyle bir şey var. Yani paranın olması da yetmiyor. Yani senin paran var, bir üretim zekan, üretim bilgin yoksa, tecrüben yoksa yine bocalarsın. Tabii canım, tabii. Yani eğer ama şöyle bir durum var. Bizim gibi üretici arkadaşlardan. Bak ben bu işe başladığımda çok tanıdığım şovcu vardı.
Kimse bana yardımcı olmadı. Bana yardımcı olan birkaç arkadaşlar var. Mesela Hilmi Berk var, benim ortağım. Birkaç arkadaştan yardım aldım. Şu an isimler aklıma gelmiyor. Ama yardım alamadığım arkadaşlara da diyorum ki, ya benim kuşumda şöyle bir problem var diyorum. Ya bende de var. Yardımcı olmuyorlar. Evet. Fakat. Peki sen bu yaşadığın kötü tecrübelere dayanarak sen bu videoyu izleyip de sorunu olan dostlarımıza yardımcı olmak ister misin? Benim numaram profilimde ve Facebook'umda paylaşılmıştır. Bana 24 saat, bana hala yazıyorlar. Gece gündüz yazıyorlar. Abi kuşum ishal ne yapacağım? Abi ben her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam. Benim yaşadığım olumsuzlukları diğer arkadaşlara yaşatmamak için elimden gelen tüm yardımları sağlamaya çalışıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman senin bu videonun altına girişine numaranı bırakıyorum. Tabii. Oradan sana ulaşabilirler. Facebook adresini de bırakmaya çalışacağım. Yapabilirsem onu da bırakacağım. Tamam. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin güzel insan? Son olarak izleyicilerimize biraz kafalarını şişirmiş olabilirim. Evet. Yani estağfurullah. Evet dedim ama. Belki herkes benim söylediğim şeyler bazılarına ters de gelebilir. Ama ben bu şekilde öğrendim. Ben bu şekilde yetiştim. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Evet. Eğer yanlış bir şey söylediysem, yanlış bir bilgi verdiysem kusura bakmasınlar, özür dilerim. Ama elimden geldiği kadar yaşadığım tecrübeleri anlattım ben. Süpersin, süpersin. Yaşadığım tecrübeleri anlattım. Sadece söyleyeceğim şu, bu işi ikinci bir ek gelir olarak görüyorlarsa yapsınlar. Ama ben evde yatayım, kuşlar da kendi kendine bakar, yavru alırım diye düşünüyorsa bu işe girmez. Bu iş emek istiyor. Evet. Ben sabah 2 saat buradayım, akşam da 2 saat buradayım. Evet. Gün içerisinde de müşterim gelirse yine buradayım. Süpersin. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Sizlere bu güzel tesisten önemli bilgileri aktarmaya çalıştık. Gerçekten muazzam bilgiye sahip Murat abimiz. Muazzam kuşları var. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.